İyi akşamlar canlarım, iyi akşamlar güzellerim. Bu videomda ekonomiden söz etmeye çalışacağım. Evet, ekonomiden söz edeceğim. Ekonomimiz iyi gitmiyor. Ekonomimiz iyi gitmediği gibi daha da kötüye gideceği artık bariz. Haliyle ekonomimizi yönetenler denize düşünce yılana sarılır misali her gördükleri enstrümana sarılıyorlar. Tehlikeli mi, değil mi? Umurlarında bile değil. Bizden sonra geleceklere nasıl bir ekonomi bırakacağız? Bize ne? Onlar da iktidara gelmeseydiler. Düşüncesinde olduklarını tahmin ediyorum. Neden? Dedim ya, az sonra anlatmaya çalışacağım. Çok kötü bir borçlanma yöntemi başlıyor. Bu borçlanma yöntemini tabii ki size ekonomi konusu olduğu için ekonomik bir video içinde anlatacağım. Ancak ekonomi dersi verme değil amacım. Hayır, ben akademisyen değilim. Ama iktisadi konulardaki bildiklerimi bir iktisatçı, bir akademisyen diliyle değil, kendi dilimle anlatmayı seviyorum. Yani bir doktor arkadaşım bana bir hastalıktan onların doktor diliyle bahsettiğinde ben üzülüyorum. Diyorum ki ya bana bunu aç anlat. Bu kelimelerden ben ne anlarım diyorum ya. Bana söyle ya. İsimlerini tam söyle bana isimlerini. Hani ünlü bir fıkradır biliyorsunuz. Ahmet amca ile hanımefendisi Ayşe teyze biraz yaşlılar. Hatta benden de daha biraz yaşlılar. Köyden kasabaya gitmişler doktora. Muayene olacaklar. Doktor bakmış Ahmet amcaya. Biraz sıkıntısı var içeride. Yani kabızlık gibi bir sorunu var. Fitil vermiş. Demiş al bunu anal olarak kullanacaksın demiş. Anal olarak kullanacaksın. Ne bilsin Ahmet amca anal ne demek? Gitmişler teyzeyle köye beraber utanmışlar sormaya da doktora anal ne demek diye. Ama ne demek bilmiyor. Ahmet amca bu fitillerin bir tanesini almış ağızdan içmiş. Bana mısın dememiş. Gitmiş muhtara demiş ki ya muhtar bize böyle böyle söyledi doktor. Anal alacaksın. Ne demek bu anal? Hele bir telefon et. Doktor seni kırmaz. Telefon etmiş. Demiş ki doktor bey ya bizim köydeki Ahmet amca ile Ayşe teyze sana geldiler. Sen onlara bir tane ilaç vermişsin. Ama nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Ne yapsın? Doktor anlamış analdan anlamadıklarını. An üstten alsın demiş an üstten. Muhtar da an üstün ne demek olduğunu bilmiyor. O da sormaya utanmış. Kapatmış telefonu. Allah demiş ya. An üstten dedi ama. Ne demek an üst? Bilmiyoruz demişler. Ahmet amca demiş ki ya bir daha telefon et. Ya Ahmet amca daha az önce yanında aradım işte. An üstten dedi. Başka da bir şey söylemedi. Ya benim hatırım için bir daha telefon et demiş. Bir daha telefon etmiş muhtar. Doktorcum demiş ya demin ben son söylediğini anlayamadım. Bu bizim Ahmet amca bu ilacı nereden alacak? Ama muhtar demiş ya çok işim var. Makattan alsın demiş. Kapatmış telefonu doktor. Muhtar dönmüş Ahmet amcaya. Ahmet amca demiş ya makat dedi ya. Vallahi bilmiyorum sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum demiş evlat. Ne yapacağız? Ya sen bir gidiver bir daha Ayşe teyzemin yanına. Bir daha kendin bir soru ver demiş. İyi demiş Ahmet amca. Ertesi gün tekrar gitmişler kasabaya doktora. Utana sıkıla tabii. Doktorun kapısını çalmışlar. Ayşe teyze dışarıda. Ahmet amca kafasını uzatmış. Doktor tanımış. Ne oldu Ahmet amca demiş. Ya demiş doktor bey ya bana bu ilacı verdin de nasıl kullanacağımı söylemedin. Ben onu bir türlü bulmuyorum. Ahmet amca sıktın be demiş ya. Götüne sok demiş ya. Demiş çekmiş gitmiş. Ayşe teyze sormuş. Efendi ne oldu? Ne dedi doktor? Çok kızdı. Neden? Götüne sok dedi. Ben şimdi ekonomiyi ekonomistlerin gibi anlatmayı bilmiyorum. Beceremiyorum belki de. Çünkü herhalde iktisadi terimleri unutmuş olabilirim. Ne dedi? 50 sene oldu benim. İktisat okuyalı canlarım benim. Neyse. Bakınız. Ben size yine hep beraber hepimizin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Müsaade ederseniz. Devletler borçlanırlar. Evet, bütün devletler borçlanırlar. İnanın derken yani pek çoğunuz inanmayacağınız için böyle söylüyorum. Almanya'nın
Milyarlarca avro borcu var. Japonya'nın var, Fransa'nın var, İngiltere'nin var. Amerika'nın zaten ne kadar olduğunu Amerikalılar kendileri bile bilmiyorlar. Japonya'nın, Güney Kore'nin, Çin'in de borcu var. Bütün devletlerin borcu var. Kimisinin iç borcu var, kimisinin dış borcu var. Almanya'da mesela çok ucuz bir yerden para bulursa, ucuz, kendi ülkesinden bile daha ucuz, ki şu anda yok, borçlanırlar. Bunların sakıncası yok. Yani olmaz değil bunlar. Ya da iç borçlanırlar. İç borç nasıl yapılır? İç borç da o ülkelerin, o devletlerin hazine garantisiyle çıkarılan devlet tahvilleri ya da devlet iç borçlanma senetleri dediğimiz vadeli menkul kıymetler ihraç ile yapılır. Yani hükümetlerin hazineleri, hazine bakanlıkları ya da diyelim onu isterseniz, devlet tahvili çıkarırlar vadeli yahut da işte devlet iç borçlanma senedi çıkarırlar. Bizim gibi devletler, Türkiye Cumhuriyeti Devletleri ise zaman zaman döviz endeksli, yani üzerinde rakamı döviz yanına da cinsi yazan şekilde çıkarırlar. Mesela diyelim ki 100 bin dolarlık kupür ya da 1000 dolarlık kupürler halinde çıkarırlar. Ben örnek olsun diye anlatıyorum canlarım. Gelişmiş devletler iç borçlanmayı genelde piyasadaki para arzını kontrol edebilmek amacıyla çıkarırlar. Yani bazen piyasalarda para kıtlığı başlar, para darlığı başlar. Bilhassa son pandemi döneminde de olduğu gibi gelişmiş devletler, gelişmiş ülkelerin devletleri piyasaya girerler. Piyasadaki daha önce çıkardıkları devlet iç borçlanma senetlerini ya da devlet tahvillerini satın alırlar, piyasaya para enjekte ederler. Böyle yapınca tabii ki devletin borçları azalır, piyasadaki para miktarı çoğalır. Sonra para miktarı fazla çoğaldığında bu sefer devletler ne yaparlar? Yeniden piyasaya girip devlet hazine bonosu ya da devlet iç borçlanma senedi ya da devlet tahvili satarlar. O zaman da piyasadaki parayı çekerler, geriye çekerler parayı. Kim yapar bunu? Gelişmiş ülkelerin devletleri. Bizim devletimiz iç borçlanmayı yapar harcamalarda kullanmak için. O nedenle biz iç borçlanmayı piyasadaki para arzını kontrol etmek amacıyla yapamayız. Yok böyle bir şey. Bütçemiz genelde hep açık verdiği için biz iç borçlanma yaparak devletin acil ihtiyacı olan parayı bu borçlanmalarla karşılarız ya da para basarız. Hiç karşılıksız biliyorsunuz para basarız canlarım. Bu birinci yoldur devletin borçlanmasında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da bizim gibi devletlerin bir başka borçlanma yöntemleri vardır. Biz biliyorsunuz 1945 yılında Bretton & Woods'ta yapılan sözleşmeler çerçevesinde kurulan IMF'in ortaklarındanız. Evet. Hem çekme hakkımız var ki nitekim işte önümüzdeki ay içinde 6,5 milyar dolara yakın oradan bize bir nakdi değil aynı bir döviz girişi olacak. Ya da IMF ile stand dayanışmaları yaparak ekonomimizin kontrolünü, denetimini IMF'ye bırakırız. IMF'den borçlanırız. Fakat biz IMF'den borçlanırken IMF'ye kendi paramızı vermeyiz. Devlet iç borçlanma senedi falan da vermeyiz. İpotek falan da vermeyiz. Sadece borç ödeme takvimi yaparız. Borç ödeme takvimine göre de borçlarımızı IMF'ye ödemeye başlarız. Bu çok makul bir yöntemdir. Ehveni şerdir yahut öyle söyleyelim. Biz bu yöntemden vazgeçince Recep Tayyip Erdoğan hiç gereksiz yere, hiç durduk yerde ama daha vadesi varken hem de düşük faizle aldığımız IMF kredisinin 17 milyar dolarlık IMF kredisini başka yerlerden borç alarak hem de başka yerlerden daha yüksek faizli borç alarak IMF'ye kapattı. Amaç şuydu, kamuoyuna hava atmak, ben IMF'ye olan borcumu kapattım demekti. Hatta sonra biliyorsunuz doğru olmayan bir de haber verdi Erdoğan. Dedi ki IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, verdik. Sonra öğrendik ki IMF bizden borç falan istememiş. IMF bizden yükümlülüğümüzü istemiş. Yani sermaye artırımına giderken IMF biz de kendi yükümlülüğümüz kadar olan o 5 milyar doları içeriye ödemeliymişiz. Ama ödemeyebilirmişiz de. Ona göre de tabii içerideki çekme hakkımız da düşecekti. Ali Babacan bunu sormuş o dönemin başbakanı Erdoğan'a.
Hazine Bakanı olarak. Erdoğan da demiş ki öde kardeşim, bugün borç alan yarın emir alır. Yani biz IMF'ye borç vereceğiz. IMF de bizden emir alacak. Medyaya böyle yansıdı. Kamuoyuna böyle yansıdı. Yıllarca yedik biz bu. Yıllarca hep zannettik ki biz IMF'ye 5 milyar dolar borç verdik. Bereket Ali Babacan partiden koptu da bu gerçeği açıkladı. Neyse. Yani canlarım, biz IMF'den kopunca Erdoğan'ın işgüzarlığı sonucu, hiç gereği yokken IMF'den kopunca para bulacak yerler neredeyse kalmadı. Para verecek olan yerlerde bizden mutlaka bir şeyler istediler derken, işte o dönemde artık swap yapmaya başladık. Swap normal şartlarda özel finans çevrelerinin birbirleriyle yaptığı şeylerdi. Bizim Türk iş insanları, Türk yatırımcıları da kendi sahip oldukları Türk liralarını verirler. Karşılığında döviz borçlanırlardı canlarım. Ama tabii vadesi geldiğinde, ki 3 ya da 6 ay vadeli olurdu bunlar. Vadesi geldiğinde bizim iş insanlarımız, yatırımcılarımız el borçlandıkları, yani daha önce aldıkları dövizi efektif yine döviz olarak karşı tarafa öder, onlardaki liralarını geri alırlardı. Bu da problem neydi? Öderken dövizi biz üretmediğimiz için, döviz üreten de bir ekonomimiz olmadığı için, haliyle bu borcu dövizle ödemek zorunda kalanlar piyasaya girip döviz satın alırlardı. Dövize talep arttığı için de piyasadaki döviz kurları Türk lira karşısında değer kazanırdı. Değer kazanıyor. Bugün de değişen bir şey yok canlarım. Geldik öyle bir yere geldik ki, bir de Merkez Bankası, Cumhuriyet tarihimizin en anlamsız ve en büyük hatasını yapıp sırf döviz kurlarını baskılamak için 128 milyar dolar dövizimizi piyasalarda ucuz fiyattan satıp döviz rezervlerimizi eksi 60 milyara düşürünce bu sefer devlet, en başta devlet, özel sektör gibi takas yapmaya başladı. Yani swap yapmaya başladı. Nasıl yapıyordu swap'ı? Merkez Bankası Türk lira yaratıyordu ya da TL basıyordu matbaalarımız, ki artık para basılmıyor. Onu da söyleyeyim. TL normal ihtiyaç, yani dolaşımda olması gerekecek kadar basılıyor. Diğerlerinde Merkez Bankası para yaratıyor. Merkez Bankası bilançosuna 50 milyar TL yazdığınız zaman Merkez Bankası bilançosunun 50 milyar TL borçlarının, yükümlülüklerinin arttığını anlarsınız. O 50 milyar TL'yi de Merkez Bankası bilançosu pasifinden çıkarır, aktifine geçer. Nasıl geçer? Hazineye borç vererek geçer. Hazinede o 50 milyar TL'yi bu sefer diğer muhabir bankalar, başka bankalardan birine, yurt dışı bir bankaya ya da Türkiye'de döviz pozisyonu yüksek olan bir bankaya verir. Oradan döviz satın alır canları. Şimdi bakınız, olmayan bir parayı yarattık. Nasıl yarattık? Devlet olarak. Yani Merkez Bankamız aracılığıyla olmayan, piyasada ne üretim olarak, ne döviz olarak, ne kıymetli maden olarak karşılığı olmayan bir parayı yarattık. 50 milyar lira Türk lirası. Yuvarlak olsun diye konuşuyorum. 1 dolar 10 lira. Yani demek ki biz 5 milyar dolarlık para yarattık. Bu 50 milyar TL'yi devlet hazine aracılığıyla bir başka kamu, yabancı bir bankaya ya da bir yabancı finansman şirketine sattı ya da verdi, teslim etti. Teslim şartı var. Teslim ettik. Ondan da 5 milyar dolar aldık. 6 ay vadeli. 6 ay sonra hazine bu parayı 5 milyar dolar olarak ödemek zorunda. 5 milyar dolar olarak ödeyecek. Oraya verdiği 50 milyar TL'yi geri alacak. Şimdi hazinede 5 milyar dolar yok ki. Hazinede aldı o 5 milyar doları. Kim bilir ne yaptı? Kim bilir kime verdi? Hangi çeteye verdi? Ya o da çete derken, ya işte o ironi yapıyorum. 5'li çete var ya, 8'li 10'lu çete, neyse. Onlara verdi ya da başkalarına verdi. Hazinede döviz yok. Hazine bu dövizi bulmak zorunda. Çünkü hazine bizim döviz yaratan bir hazinemiz değil. Döviz basamaz da ne yapar hazine? Tekrar Merkez Bankası'ndan TL ister. Merkez Bankası TL yaratır tekrar. Ne kadar? Eğer devalüe edilmediyse paramız, bir 50 milyar daha.
ben şimdi sabit kaldırın farz ediyorum paramızın. Bir 50 milyar lira daha. Bir 50 milyar lira daha Merkez Bankası hazineye verir. Hazine o 50 milyar lirayla piyasadan döviz toplar. Talep olduğu için döviz tekrar yukarı çıkmaya başlar. Hazine toplar 5 milyar doları, karşı tarafa verir. Almıştı ya 5 milyar dolar. Oradan 50 milyar TL'yi iade alır. Şimdi bakınız. 6 ay önce Merkez Bankası'nın bilanço pasifinde borçlarımız diyelim ki 1 trilyon liraydı. Yani kağıt para miktarı. Basılan kağıt para ya da yaratılan kağıt para 1 trilyon liraydı. Şimdi ne oldu? Merkez Bankası'nda 6 ay önce 1 trilyon lira yükümlülük varken, Türk lirası yükümlülüğü varken durduk yerde 1 trilyon 100 milyar liraya çıktı. Anlatamadım bunu yıllardır. Ya bilmez olurlar mı? Tabii biliyorlar ya. Ama kolay işlerine giriyor. Böyle Merkez Bankası'nın yükümlülükleri, TL yükümlülükleri artmaya başladı. Sürekli arttı. Şimdi artık Merkez Bankası takas yoluyla da para bulamıyor. Kimse para vermiyor. Veririm sana para mı diyor, faizlerini artır diyor. Neden? Senin enflasyonun yüksek diyor. Ben senden alacağım diyor TL'yi. Yatacağım diyor senin bankalarına. Sen bana %19 faiz vereceksin. Zaten sende %19'un üzerinde resmi olmayan, gayri resmi enflasyon var diyor. Ben salak mıyım diyor. Şimdi zoruna zırt diyecek. En tehlikeli bölüme geldi Türkiye. Şu anda en tehlikeli bölümdeyiz. Yine piyasa örnek vereyim. Bir tüccar. Diyelim ki bankadan kredi alabilecek. Fakat banka dedi ki siz daha önce bazı konularda ödeme sıkıntılarına düşmüşsünüz. İşte ne bileyim ipotekli kredilerde ipoteğin paraya çevrilmesi sırasında bize zorluk çıkarmışsınız. Biz size para veririz. Çünkü varlığınız, gayrimenkulünüz falan var. Biz size kredi kullandırırız. Şu fiyattan, şu faizden kullandırırız. Bir ikincisi, size kullandırdığımız kredinin %30 fazlası ya da %40 fazlası bir gayrimenkulünüzü değerlendiririz. Satış vaadiyle alırız. Satış vaadi, kredi borcunuzun süresi bittikten bir ay sonradır. Siz kredi borcunuzu öderseniz satış vaadi düşer. Çünkü bu tapuya tescil edilir arkadaşlarım benim. Düşer. Ödeyemezsiniz. Biz tapuya gideriz. Elimizdeki noter sözleşmesiyle birlikte tapudaki gayrimenkulünüzü üzerimize geçiririz. Yani kendi adımıza tescil ettiririz. Türkiye şimdi aynen böyle başladı. Ya SBK var ya SBK. Şu anda Türkiye'nin SBK'sı Sezgin Baran Korkmaz'ı Çin. Sezgin Baran Korkmaz nasıl yapıyordu şirketlere? Satış vaadiyle borç veriyordu. Satış vaadiyle. Hisse senedi rehniyle borç veriyordu. Borç ödenmezse hisse senetleri falanca şirketin olur. Borç ödenmezse falanca tapudaki falanca bilmem ne gayrimenkul alacak bir şirketin olur. Tescil hemen. Şart diye tescil. Öyle satış matış. Efendim icra satışı yok. Şimdi Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'ı kim biliyor musunuz? Çin. Çin şimdi bize para veriyor. Daha da verecekmiş. Evet. Verecekmiş. Söylüyorlar, öyle diyorlar. Verecek diyorlar. Ama ne kadar tehlikeli olduğunu anlattım. Umarım muhalefet partileri de beni iyi dinlerler. Şimdi Çin bize borç verirken satış vaadiyle verecek. İpotekle vermez. Kimileri diyor ki Çin bize ipotekle para verecekmiş. Ya gidin içimize ya. Allah Allah. Çin neden ipotek yapsın? İpotekle uğraşacak. Sen borcunu ödemedin mi seni icra edecek falan. Geri zekalı, görgüsüz, hayvanın teki, aptalın teki belki de diye tanımlanan bir tefeci bile o hatayı yapmaz. Hiçbir tefeci ipotek karşılığı para vermez. Bütün tefeciler verdikleri yüksek faizli borçları satış vaadiyle verirler. Yani Çin'i yönetenler salak yani. Canlarım Çin şimdi bize satış vaadiyle borç verecek. Ödenmedi mi? Mesela ne yaptık satış vaadinde? Aldığımız borçlar karşılığında neyi gösterdik satış vaadi olarak? Ziraat Bankası'nın hisse senetlerinin tamamını mesela. Başka? BOTAŞ'ın hisse senetlerinin tamamını mesela. Başka? Türk Hava Yolları hisse senetlerinin tamamını mesela. Şuraya not ediyorum. Türkiye Çin'den
satış vaadi şeklindeki bu modelle borçlanırsa ki borçlanıyor. Öyle deniyor. Borçlanıyormuş diyeyim hadi. Borçlanıyor demeyeyim. Borçlanıyormuş diyeyim. Çok yakın bir zamanda, öyle çok uzun sürmez. En geç 2-3 sene içinde, tabii Erdoğan gitmiş olacak o zamana kadar. Yani Erdoğan öyle ya da böyle gitmiş olacak yani. O zamana kadar sırtındaki yumurta küfesinde atmış olacak. Çin bütün değerli kamu mallarımızın üzerine çökecek. Evet, bütün kamu mallarımızın üzerine. Bunlar sadece saydıklarım değil. İstanbul Havaalanı'ndaki kamu hisseleri de olabilir. Tabii hastanelerdeki kamu hisseleri de olabilir. Yani kamunun nerede şirketlerde hissesi varsa onlar büyük ihtimalle satış vaadiyle sözleşmesiyle verilecektir Çin'e. Ödemeyi yapamadığımız andan itibaren Çin gelecek, bu kamu şirketlerinin üzerine çökecektir. Canlarım, felaket tellallığı yapmıyorum. Hayır efendim, anlattıklarımın, söylediklerimin içinde bir tane yalan varsa ben bu işi bırakırım. Bir tane yalan varsa. Bütün anlattıklarım uluslararası ticari teamüllerin de içine girer. Benim uyarım şu. Devlet sakın ola bu yönteme başvurmasın. Sakın ola. Şu anda bu olayın şu yuğu vukuundan beterdir. Eğer Türkiye gerçekten de Çin'den para alacak ve bunun karşılığında kamu kurumlarının hisse senetlerini ve bütün mal varlıklarını satış vaadi ile teminat olarak gösterecekse batarız. Batarız diyorum ya. Efendim, yeni gelenler nasıl kurtarırlar bilemiyorum. Bugünkü şartlarda Türkiye'yi kurtarmak kolaydır. Çok kolaydır. Yeni bir hükümet gelir, akılcı tedbirler alır. Kavga biter. Kavga biter. Uluslararası camialarla tamamen kavgayı bitiririz. Herkesle ilişkilerimizi sıcaklaştırırız. Kimseye kafa tutmayız. Hiç kimseye. Hiç gereği yok çünkü bunların. Canlarım, işte o zaman ne olur biliyor musunuz? Türkiye bu borçların altından çok kolay kalkar. Kapasitemiz var. Ama bu modelle Çin'e borçlanırsak 2 sene Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kalır. Kalır iktidarda daha. Ha belki de ekonomide bile biraz bayram havası esebilir. Ankara'dan abisi gelmiş gibi sevinebilirler kimileri. Ama sonu felakettir şimdiden söylüyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.